Merhabalar, hoş geldiniz. Öğretmenlik alan birisi tarih dersi deyince, tarih metodolojisi de bibliografya deyince. Sorularım böyle gani gani yağdığı konulardan bir tanesindeyiz. Nedir o? Sosyal bilim dalı. Yani direkt konuyla ilgili bir bilim dalı vererek hangi alanla ilgilendiği sorulabileceği gibi bir soru paragrafı içerisinde kullanılan kelimelere bakıp da hangi bilim dallarından faydalanıldığı hakkında da sorular gelebilmektedir. O anlamda bu kısım ders bakın, dersin içeriği belki kısa sürecektir fakat niteliği açısından çok çok önemlidir. Burada asla ve asla fire vermememiz gereken bir konu. Şimdi bakın, tarih bilimi canlar coğrafya biliminden faydalanır. Şimdi tarih farklı bilim dallarından faydalanarak araştırmasını kolaylaştırmak, belge ve bulgulara ulaşmak noktasında da sağlam adımlar atmayı amaçlar. Coğrafya yer bilimidir. Bir olayın geçmiş olduğu yerin koşullarını bilmek, olay hakkındaki bilgilerin daha sağlıklı incelenmesini sağlar. Örneğin, Sarıkamış Harekatı'nı bilmek için o günün coğrafi koşullarını, iklimsel koşullarını bilmek gerekir. Çanakkale cephesini bilmek için, orada yaşanan olayları görmek için, çıkartmanın yapıldığı koylara varıncaya kadar olayların gerçekleştiği yeri bilmek gerekir. Yana bakın, bir diğer bilim dalı arkeoloji. Arkeoloji, kazı bilimi. Fakat sadece toprağın altındakilerini kazmak değil ha. Örneğin su altı çalışmaları da arkeoloji kapsamında yer almaktadır. Tarih öncesi dönemleri inceleyen bir kişi, tarih öncesi dönemleri inceleyen bir kişi arkadaşlar, ne yapıyor? Arkeoloji biliminden daha çok faydalanıyor. Neden? Yazı yok. Tarih öncesi yazı olmadığına göre neyden hareket edeceğim ben? Belge, bulgu ve kalıntılardan hareket edeceğim. Belge, bulgu ve kalıntıların da bulunabilmesi için arkeolojik unsurlar üzerinden çalışmalar yürütmek zorunda. Bakın canım, bir de kronoloji. Zaman, takvim bilimi olarak da geçer. Kronoloji, zaman ve takvim bilimi olarak geçiyor. Bakın canlar, bir olayın gerçekleştiği zamanı bilmek demek, olaylar arasında sebep ve sonuç ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurabilmek demektir. Çünkü bir olayın sonucu diğer olayın sebebidir. Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini kurmak adına benim olayın gerçekleştiği zamanı tespit etmem gerekiyor. Etnografya. Etnografya kültür bilimi olarak karşıma çıkıyor. Ha, bu anlamda her dönemin kendisine özgü farklı kültürel değerleri bulunmaktadır. Hem zaman olarak farklıdır bu hem de kendi dini ya da örfi değerleriyle birlikte bir farklılık kazanmıştır. O anlamda yani 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür değerlerine bakarak siz Osmanlı İmparatorluğu tarihsel gelişmeleri hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ne bileyim hani örneğin biraz argo bir benzetme gibi olabilir ama yani anlayışla karşılaştığınız bir durum. Bir düğün salonunda bir bey bir başka bayana bugün her zamankinden güzel gözüküyorsunuz, harikasınız dediği zaman bayan bunu çok olgunlukla karşılayabilir ve teşekkür edebilir. Ama bu bahsetmiş olduğumuz her zamankinden güzelsiniz demiş olduğu şey toplumsal ilişkilerin daha farklı yörüngede seyretmiş olduğu başka illerde pekala bir kavga gerekçesi olabilir. Adam vurma gerekçesi olabilir. Etnografya, kültür anlamında o coğrafyanın, o insanların kültürünü bilmek gerekiyor. Diplomasi demek belge bilimi. Buna diplomatik de denebilir. Belge bilimi. Diplomasi dış politika ile ilgilenmek olarak değerlendiriliyor, belge bilimi olarak değerlendiriliyor. Örneğin nizamname. Diplomatikanın kapsamındadır. Hocam Kadeş Anlaşması diplomatikanın kapsamındadır. Tabletler, tablette ne yazdığım da önemli belgesinden.
Bu da arkadaşlar diplomatların konusu içerisindedir. Muahedename, uluslararası anlaşmalar, evet diplomatikanın kapsam içerisinde bulunmaktadır. Noter sözleşmeleri, diplomatikayla. O anlamda tarihi belge niteliği taşıyabilecek olan her türlü unsurlar diplomatik kapsamında değerlendirilir. Bakın epigrafi kitabe bilimi, Orhun abideleri, Yenisey yazıtları, bunlar arkadaşlar kitabe bilimi. Bunun bakın küçük olanlarına epigram, büyük olanlarına ise epigraf denmek. Bakın canlar, bu kapsamda belge bilimi de, epigrafi de yazıyla bağlantılı şey. Yani tarihi dönemlerde ben inceleme yapabilirim. Paleografya mesela, yazı bilimi. Canlar, yazıyı okuyabilmen için, yani tarihi bir vesikayı anlayabilmen için o yazıyı okuyabilmen gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu mesela çok farklı belgelerde farklı yazı türleri kullanmış. Mali kayıtlarda siyakatı kullanmış mesela. İcazetnamelerde rikayı. Dini ve bilimsel eserlerde nesi yazını kullanmış. Divan kayıtlarında divaniyi, Tura'da Tura'yı kullanmış. Bakın bunların her biri paleografya ile ilgilidir. Yazıyı okuyabiliyor olman, olay hakkındaki verileri daha somutlaştırabilmen anlamına gelir. Bakın canlar, sınavda gelen soru kodikoloji oldu, kodikoloji. Sosyal bilgiler elbette sınav sorusu olarak geldi. Ve o zamana kadar ben kendi adıma kodikolojiyi hiç duymamıştım. Eminim çokça kişi hiç duymamıştım. Ama yapılabilmişti. Yani ÖSYM seçeneklerin dağılımından hareketle soruyu çözen arkadaşların nefes alabileceği bir alan açmıştı. Diğer seçenekleri bilen mecburen kodikoloji demiştir. Kodikoloji arkadaşlar el yazması eserler bilimi. Hani el yazması ile ilgili arkadaşlar internet çerçevesinde bir bilgi vermiştik, hatırlıyor musunuz? Ara kaydı, telefon neydi o? Hani kitabın künye bilgilerin bulunmuş olduğu son kısım var ya, onlardı. Bakın canlar, kodikolojide, paleografyada, epigrafide, diplomaside yazı ile ilgilidir. Tarihi dönemlerle ilgilidir. Filoloji, dil bilimi, dil bilimi. Sen bir dili anlayabilmen için onunla ilgili bir yazılı vesikaya ihtiyaç duyacaksın. Yoksa sen 1300 kanadan bulamazsın. 1300'de bulunan bir kitaba belki ulaşabilirsin. Kitaptaki yazılar üzerinden sen o toplumun Asya kökenli mi, Avrupa kökenli mi, hangi kelimeleri kullandığına bakarak hangi kültürlerle etkileşim içinde olduğunu anlayabilirsin. Bakın bu da tarihi dönemlerle ilgili. Antropoloji bilimi arkadaşlar, ırk bilimi olarak geçiyor. İnsan iskeletlerini incelir. Kültür antropolojisi, kültür tarihiyle ilgili. Bununla bağlantılı, örnek sorumuza belki koymadık ama buz adam ötesi sorusu vardı. Buz adam ötesinin iskelet sisteminden bahsetmekteydi o abete sorusu. Sen buz adamı ötesinin iskeletine ulaşırken neden faydalanacaksın? Arkeoloji biliminden faydalanacaksın, kazı bilim. İskeleti inceliyorsan ırk biliminden faydalanacaksın, antropoloji. Yani bakın, arkeometri ise arkeolojik buluntuların tarihlendirilmesinde kullanılır. Karbon 14 ve kimya biliminin arkadaşlar paylaşılması gerçekleşir burada. Bakın yanlar, numizmatik para bilimi. Meskukat olarak da geçer. Meskukat bakın sikke olarak da geçiyor. Siz bir paranın üzerine bakarak onun sanat hayatından bir şey söyleyebilirsiniz. Siyasetinden bir şey söyleyebilirsiniz. Kültür tarihinden bir şey söyleyebilirsiniz. O anlamda paranın madeni değerine bakarak sen o ülkenin ekonomik gücü hakkında da bir şey söyleyebilirsin. Bu kapsamda numizmatik paranın üzerindeki görseller ve yazılar incelendiğinde toplum hakkında, devlet hakkında birçok şey verebilir. O medeniyetin yaşamış olduğu yıl ve zamanı arkadaşlar yine verebilir. Numizmatik de yine arkadaşlar tarihi dönemlerde vardır. Bakın numizmatik arkadaşlar tarihi öncesinde yoktur. Çünkü para ilk olarak Lidyalılar Artes ile birlikte buldu ama tarihten sonra, yazıdan sonra bulmuştu. O yüzden numizmatik, meskukat, para bilimi arkadaşlar tarihi devirlerle ilgili bir
araştırma bilimi olarak karşımıza çıkar. Bakın şeceler. Şecere arkadaşlar soy kütüğü, genealoji olarak geçiyor. Yani ne diyeyim mesela ensap cetvelleri olarak geçiyor. Ensap. Ensap bakın NSB, nesep soy anlamına geliyor. Adam sana diyecek ki mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda Hazreti Peygamber soyundan gelen seyitleri araştırmak, şerifleri araştırmakta görevli olan bir kişi. Aşağıdaki bilim dallarından hangisinden en çok faydalanır? Hangisinden olacak? Tabii ki şecereden faydalanır. Osmanlı soy ağacını inceleyen birisi, işte kayı boyunu ve onun kökenini inceleyen birisi hangi bilimden faydalanacaktır? Şecereden faydalanır. Yana bakın, heraldik denilen şey arma bilimi olarak geçiyor. Heraldik eşittir arma bilimi. Arma ne sorusunun cevabı? Arma bir kurumun, bir devletin, bir hükümdarın sembol olarak kullanmış olduğu madeni ya da başka malzeme türünden yapılmış sembole verilen isimdir. Bakın Osmanlı İmparatorluğu'nda arma değil ama ilk madalyayı arkadaşlar basan kim? II. Mahmut Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk madalyasını basan kişidir. Çünkü bu madalya niçin basıldı? Bu madalya arkadaşlar Fransa'nın Mısır'dan atılmasına katkı sağlayan İngiliz askerlerine bir teşekkür anlamında basıldı. Madalyanın basılması bu şekilde gerçekleşti. Herhalde arkadaşlar arma bilimi. Bakın bir başka ne? Sicillografi. Sicillografi mühür bilimi. Bakın yanlar sicillografi de tarihi dönemlerle ilgili bir bilim. Neden? Sicillografi mühür bilimi mühürde ne yer almaktaydı? Mühürde bir kişi hakkındaki künye bilgileri arkadaşlar bulunmaktaydı. O mühürün sahibinin yazarı kimdir? Kullanmış olduğu imza orada bulunabilir mesela. Makamı mevkisi bu. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda mühür işlemeciliği yapan kişilere verilen isim hakkak olarak ifade edilir. Evet, bir diğer arkadaşlar onomastik. Bakın 2016 sınav sorusu olarak geldi onomastik. Onomastik dediğimiz şey isim bilimidir. Ha, detaylı inersen toponimi denilen şey arkadaşlar yer adları bilimi. Hidronimi su adları bilimi. Antroponimi şahıs adları bilimi. Adam diyecek ki sana mesela İstanbul'da bulunan Maçka semtini ortaya konulurken Trabzon Maçka'dan gelen kişilerin yerleşmesiyle oluşturan bir semt olduğu anlaşılmıştır. Bu durum aşağıdaki hangi bilim dallarından faydalandığını gösterir. Buyur. Onomastik arkadaşlar. Ya da mesela aynı şey İstanbul'da Aksaray semtinin bulunması yine onomastik bilimiyle ilişkilendirilebilecek çalışmalar sonrasında aşağıdaki. Eskişehir'de mesela Mahmudiye denilen bir ilçe var. Neden buraya Mahmudiye denmiş sorusunun cevabı Sultan II. Mahmud'un göndermiş olduğu atlar ve at çiftliğinin kurulması ile ilgili. Onamazdı. Yani metroloji ölçü bilimidir. Ölçü bildiğin metre ve benzeri şeylerden çağrısı. Stratigrafi ise tarih öncesi dönemlerde arkadaşlar höyükler var ve höyükler çeşitli katmanlardan oluşuyor. İşte bu höyüklerin katmanlarını bulmak için oluşturulan bilim de katman bilimi. Ekoloji çevre bilimi arkadaşlar. Psikoloji davranış bilimi. Sosyoloji toplum bilimi. Ve ekonomi maliye ile bağlantı iktisat bilimi arkadaşlar. İstatistik sayısal veri hazırlar. Edebiyat duygu ve düşüncelerin yazılı ve sözlü ifadesi. Hani şu psikoloji, sosyoloji, edebiyat, istatistik, ekonomi çok karşılaşma ihtimali olduğu yerler. Ama geldiğin arkadaşlar her biri çok önem taşıyor. Bakın canlar, bizim bu tarihi yabancı bilim dallarının hangi işi yaptığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tarihi yabancı bilim dallarının tarihi dönemlerle mi ilgili yoksa tarihimizi dönemlerle mi ilgili bunu da yine çok iyi bir şekilde bilmemiz ve söylememiz gerekiyor. Bakın çıkmış sınav sorusuna arkadaşlar bir örnek verelim. Eski çağ tarih alanında doktora yapan Nurcan, arkadaşı Murat'tan Kayseri'nin antik dönemde Mazaka Roma İmparatorluğu döneminde ise Kasera adlarının taşıdığını bilgisini almıştır. Bakın canlar ne dedi? Kayseri'nin Mazaka ve Kasera adlarını aldığını söyledi.
Buradaki ipucum ne? At. Kayseri'nin isminden bahsediyor. O zaman Nurcan burada neyden faydalandı sorusunun cevabı? Onomastik bilim dalından faydalanmıştır. Bir diğer öğretmenlik kalan bilgisi tarih sorusundan. Arkeoloji Müzesi'nde yer alan Roma dönemi paraları. Para. Bakın yanlar. Para. Numizmatik. Mesut. Taş Deliği Müzesi'nde yer alan yazma eserler. Yazma eserler. Paleografi. Ve Damat İbrahim Teşekkür Müzesi'nde yer alan kitabeleriyle kitabe epigrafi. Nevşehir Tarih Hazinesi şehri gördüm. Bu şehirde tarihe yabancı bilim dallarından hangilerine ilişkin eserler bulunduğu söylenebilir. Cevabımız 1, 2, 3 şeklinde. Evet canlar, tarih metodolojisi de bibliografisinde ne yaptık? Tarihe yabancı bilim dallarından var. Bu kapsamda ders sunuları sürecinde hangi konu başlıklarıyla hangi eser araştırmalarının ilgili olduğu ünite sorunları konusunda sizlere bilgilendirmeler yapacağız. Ha, bu kapsamda arkadaşlar, örneğin tarih metodolojisi ve bibliografi deyince tarihte usul Zeki Velidi Togan. Yine arkadaşlar bakın tarihin peşinde izinde Levon Halkın tarafından yazılmıştı. Yine arkadaşlar tarih tenkidinin unsurları. Yine tarih araştırmalarında Übahat Kütükoğlu'nun tarih metodolojisi ve usul üzerine eserin olduğunu görmekteyiz. Yine arkadaşlar Salih Özbaran tarih nedir sorusunun cevabını metodoloji ve bibliografi isimli kitabında tarih nedir sorusu kitabında metodoloji ve bibliografi ile ilgili araştırmalarını ortaya koymuştur. Bu gördüğümüz isimler metodoloji ve bibliografi açısından demek ki önemli isimler. Übahat Kütükoğlu, yine arkadaşlar Leon Aykın, yine arkadaşlar Zeki Velidi Togan, Salih Özbaran, John Taş, Leon Halkın arkadaşlar metodoloji ve bibliografi üzerinde araştırma yapan önemli isimler olarak karşımıza çıkmak. Bir taraf tarih metodolojisi ve bibliografisi kapsamında gelen soru sayısı 2. Pardon özür dilerim 4. 4 sorunun cevabını bulmak için çaba harcadık. Gelen soruların arkadaşlar inceledik ve gördük ki yapılabilir kolay soru. Aa, iki nereden çıktı hoca? Nereye daldın ha? Daldım yeri sana söyleyeyim. Daldım yer arkadaşlar. Eski çağ tarihi. Tam onu söylerken aklıma eski çağ tarihi ünitesi geldi. Malum ünite bitti arkadaşlar. Bir sonraki konuda eski çağ tarihinden bahsedeceğiz. Ve bu kapsamda 50 soru içerisinde eski çağ tarihinde doldurduğu yer 2 soru. 2 soruyu yakalamak için bir sonraki derste görüşmek üzere canlar. Haydi hoşça kalın. Görüşmek üzere.